nerede bakayım? Efsane. Efsane de efsane. Herkese sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Selamlar, sevgiler Çavuş ailesinden. Nasılsınız canlarım benim? Bizler çok şükür iyiyiz. Sizler de iyisinizdir inşallah. Kahvaltımızı yaptık. Öğlen oldu. Evimi temizledim, toparladım. Hatta Yakup'u öğlen uykusuna yatırdım, uyuttum. Uyuyor şimdi kuzucuğum. Alper'in canlı dersi bitti mi? Alper? Akşama mı var tekrar? Evet, tekrar akşama var. Ayto şu an ödev yapıyor. Onun canlı dersi bitti. Ödevini yapıyor o. Ailen de kendi halinde oynuyor. Ali de işten sabah geldi. Kahvaltısını yaptı. Yukarı çıktı. Yatıyor. Ben şimdi ne yapıyorum? Çayımın altını yaktım. Isınsın diye. Nerede? Isındı zaten. Sen de mi istiyorsun? Tamam. Bu ses ne? Ses ne? Ayto. Lütfen oğlum, ses yapmıyoruz. Aylin. Kızım ne yapıyorsun? Ha tamam. Aylin çadır kurmuştu yan odada kendine. Sandalyeler, tabureler yan yana koyuldu. Ne kadar örtü var, üstüne örtüldü. Oturma odasında ne kadar çekyatların, yastıkları var. Hepsi yan odaya, oyun odasına taşındı. Şimdi oyundan sıkıldı, topluyor hanımefendi. Öyle biraz dedik böyle çay içelim. Öğlen çayı oldu üstümüzde. Öğlen böyle. Çayı olsun. He, öğlen çayı. Öğlen atıştırmalı mı diyelim artık. Bugün hava soğuk, bayağı bir soğuk. Çocuklara da sordum klimayı açayım mı dedim. Atacağım. Yok dediler önce. Şimdi aç diyorlar. Tamam açalım o doğru zaman. Yani daha henüz şu ana kadar biz klima çalıştırmıyorduk. Sadece 2 gündür akşamları çalıştırıyorduk. Bugün bir tık daha hava soğuk. Birazdan açayım ben salonun klimasını. Öyle. Bugüne de bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz. Açıkçası hiçbir fikir yok. Yemeğin adını bile koymadım. Aslında bir şey var aklımda ama köfte yapmayı düşünüyorum. Kıyma çıkarmıştım ben. Evet. Köfte yapmayı düşünüyorum. Köfte kelimesini duyan zat-ı muhterem. Köfte yapmayı düşünüyorum. Bakayım belki de köfte yaparım. Çocuklar seviyorlar köfteyi. Ben bugün tam bir şey diyecektim ya yemek hakkında. Onunla bak burada bir şey varmış. Uyum. Tamam, ondan da yaparsın. Anneciğim. Pom 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 pom. Anneciğim. Köfte yapacaksın ya. Ama söyle. Şey alsın. Lavaş. Tamam. Kalkınca söyleriz alır. Tamam. Ben. Hadi bakalım şimdi siz geçin. Şu tarafa geç. Sen topluyor musun Aylin? Yoruldun mu? Kurarken yorulmuyorsun ama. Hı? Hadi kalanını da topla. Ben kurmadım. Tamam hadi toplayın bakalım. Neyse biz şöyle bir çayımızı içelim. Bir kar, bardaklarımızı bir koyalım. Karmadı kıyım. Tamam oldu. Tamam. Alper de çay istiyor. Ben de. Ben de çay içeyim. Ben de istiyorum. Sen sabahki çayını içmedin hanımefendi. Ha? Hanımefendi. Çay dolduruyoruz sana. Sen ziyan ediyorsun çayları.
İçeceksin mi? Hı. İyi tamam hadi. Şuradan sana da var. Kutlu bardak. Havalar soğumaya başladıkça daha çok böyle sanki öğlen böyle bilmiyorum bugün üşüdüm. Gerçekten üşüdüm bugün. Üşüdüğümden herhalde böyle sıcak sıcak bir şeyler istiyorum. Böyle elim böyle sıcağı değsin istiyorum. Ellerim falan üşüdü. Aynen öyle. Değil mi? dur kızım. Onlara su koyacağım. Bilmem de. Dur, çeçmeden su koyalım biraz onlara. Benim içimde bir içim ısın. Kızım dur yanarsın sonra Allah korusun. Oluyor. Bak bakalım. Arkadaşlar. Ne o? Yok. Hayır. Ay sen önce git bir şeyler yiyecek misin sen de? Evet. Ay ne yapıyorum? Neyse biz çayımızı içelim. Sonra görüşürüz. Ali uyandı. Bizim kargomuz gelmişti ama ben kargoyu ellemedim dedim. Ali kalkınca açsın dedim. Aras kargodan mı Ali o? Galiba Aras. Şurada bak. Aras dedi mi? PTT Ayşe'nin. Bir dön çevirsene onu bak. Aras kargo değil mi? Aras yazıyor. PTT'den geldi ama. Nasıl oluyor? Yine bir kargo açılımımız var arkadaşlar. Daha önce demiştim bu ara çok kargo açılımı yapacağız diye. Çünkü daha henüz yolda olan siparişlerimiz var. Hatta bugün gün içerisinde beklediğimiz birkaç siparişimiz daha var. Gelirse eğer videoya eklerim. Bu banyo bataryası değil mi Ali? Evet, üst kattaki banyomuzu henüz biz kullanamıyoruz. Ebeveyn banyosunu kullanıyoruz. Üst kattaki banyomuz için banyo bataryası siparişi vermiştik. Fiyatı ne kadar galiba bunu? Göndermiştir. Hediye kalem mi? Bakayım. Hediye kalem mi göndermiştir? Ha şey. Aldığımız yerin şey. Baymera. Neymiş bu? Hediye kalem de göndermişler bize arkadaşlar. Kalemim mi çiçek açıyormuş bu? Çiçek mi açıyormuş? Öyle yazıyor. Nasıl oluyormuş öyle? Yeşeren bir kalem. Kullandıktan sonra diyor. He. Ekim diyor çiçek açsın diyor. Allah Allah. Yani, çok iyi. Neyse bakarız. Şuradadır o zaman. Şu kısımdadır o zaman Ali. Kesin. Şu kısımda. Orayı götürüyor sen. Tohum gibi bir şey vardır. Bu kısmı toprağa ekeceğiz. Çiçek açıyormuş. Şimdi biz üst kattaki banyomuzun bataryamızı eksikti biliyorsunuz evimizde 3 banyomuz var. Biz eve taşınmadan önce 2 tane batarya getirttirmiştik. Biri alt banyoya biri de ebeveyn banyosuna monte oldu. Şimdi yukarıdaki diğer banyomuz için bunu getirttirdik. Çünkü artık yukarıdaki banyomuzu aktifleştireceğiz. Duş kabini yaptırdığımız banyoyu aktifleştireceğiz. Bunun fiyatı ne kadardı canım? 104 lira. 104 lira arkadaşlar. Markası Baymera. Markası Baymera. 104 lira. Daha önceki getirdiklerimiz de aynı değil mi? Ha? Evet daha önceki getirdiklerimiz de aynı marka. Üründen biz memnunuz. Bu biraz farklı geldi sanki bana Ali. Küçük gelmiş. Diğerinden evet. Olmazsa şeylerini değiştiririz canım. Diğerininkini takarız. Eğer su olayı şey olursa. İşte bataryası, duş başlığı, hortumu, aparatları falan hepsi 104 lira. İlgilenenlere tavsiye ederiz arkadaşlar. Daha önce de bu sayfadan getirttirdik biz. Arkadaşlar sizlere de yine bir şöyle güzel bir ürün tanıtımı yapayım. Hobi marka sıvı sabun. İşte sıvı sabunumuz bitmişti. Kullandığımız sıvı sabunu Işıl markaydı. Zeytinyağlıydı. Sabah Ali bir işten dönüşte bir market kapalıymış. O da başka bir markete geçmiş. Ben sıvı sabunu al demiştim. O diğer aldığımızı bir marketten alıyorduk. Bir market kapalı olunca başka bir marketten bunu almış. Hobi marka orkide çiçeğinin kokusu diye herhalde. Evet orkide çiçeği kokusu diyor. İnanın kokusu muhteşem. Ben bayıldım bunun kokusuna.
çok güzel bir kokusu var ya. İnanamıyorum. Çok güzel bir kokusu var. Daha elimi yıkamadım. He? Şimdi o yüzden şey olarak bir şey söyleyemeyeceğim. Kokusu muhteşem. Canım sen bunu ne kadar aldın? Bu sabunu, sıvı sabunu ne kadar aldın? 17 lira böyle bir şeydi işte. 3 kilo 600 gram. Yani ne? 3,5 litre mi diyelim işte. 3,5 litre. 17 liraya almış Ali bunu. Fiyat bize uygun geldi. Çünkü diğeri 2,5 litre 13 lira mı 14 lira mıydı? Bu 3,5 litre 17 lira. Arada 2-3 lira fark var. 1 kilo da farkı var. Yani bilmiyorum, bu daha uygun geldi. Şimdi bunu bir güzel buna boşaltayım. Bu ince yerinden mi boşaltayım? Bir deneyeyim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kokusu çok hoşuma gitti. Şimdi bir elimi yıkayayım. Bakalım şeyi nasıl? Köpürmesi, dokusu, elde bıraktığı yumuşaklık. Bir de onu test edelim. Böyle çok uzun sürecek. Ben bu üstteki kapağı çıkarayım. Ay çok güzel kokuyor ya. Baloncuklar oluşmuş. Ay ben bayıldım. Gerçekten bayıldım. Çiçek kokusunu çok seviyorum ya ben. Bu yani parfümlerde, el kremleri olsun, sabun olsun, şampuan. Yani bütün şeyler o şey olarak hani ne derler? Losyon üzerine falan. Çiçek kokusunu seviyorum. Hani bu bazıları da böyle baharat kokusu oluyor. Vanilya kokusu oluyor. Vanilyalı deniyor. Baharatlı deniyor. Ne bileyim. Portakallı oluyor mesela. Portakalı her ne kadar çok seversem de, sevsem de şeyini kokusunu sıvı sabunlarda falan sevmiyorum. Mesela portakal kokulu sıvı sabunlar var. Ben sevmiyorum. Vanilya kokusunu pastalara, keklere sürekli kullanırız. Ama sabunlarda, şampuanda falan vanilya kokusunu sevmiyorum. Bir şey kokusu daha var. Neydi o? Hindistan cevizi mesela. Hindistan cevizinin kokusunu da sevmem. Ben bütün sabun olsun, ne bileyim işte kozmetik ürünlerinde kesinlikle çiçek kokusunu seviyorum. Şimdi bir de elimizi bir yıkayıp bir deneyelim bakalım. Evet, ilk yıkamayı da burada bir yapalım. Ellerimizi bir yıkayalım. He? Bakıyorum nasıl. Gayet güzel, bakın köpürmesi. Kokusu çok hoşuma gitti Ali'nin. Gerçek. Vallahi çok hoşuma gitti. Ben aldım. Sen aldığın için mi bu kadar güzel kokuyor? Tabii. Ben ona sevgimi katarak aldım. Ay. Gideyim bunu banyoya koyayım. Bunu banyoya koyayım ben. Kızım döktüğünüz yerleri toparlayın lütfen. Koyalım banyomuza. Yeni sabunumuz. Yakup ne yapıyorsun? Hı. Karıştırıyor yine Yakup. Yakup geliyor musun? Geliyor musun oğlum? Ali şimdi yedirdiğimiz banyo bataryasını monte ediyor. Bir bakayım ben ona. Gel anneciğim. Kolay gelsin ustam. Dur anneciğim. Sen girme oğlum, sen girme. Baba iş yapıyor. Bak 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 bak. İçine girdi iyice. İşin içine girdi. Meraklı. Ben meraklı meraklı. Hı, ne yapıyormuş oğlum baba? Eksiklerimizi yavaş yavaş tamamlıyoruz arkadaşlar. Her şey bir anda olmuyor. Taneyle bakayım. Her şey bir anda olmuyor maalesef. Böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş. Her ay bir parça bir parça.
Allah'ım bizim gibi borç ödeyenlere yardım etsin. Kolay değil öyle yani ha deyince ev almak. Millet soruyor nasıl yapıyorsun, ne yaşıyorsun, nasıl yapacağız? Çok şükür Allah'ım. Ayağımızı yollamıza göre tutarak yapıyoruz. Aynen aynen hep diyorlar ki bize nasıl yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz. Aynen. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz arkadaşlar. Yani bunun tek şeyi o, cevabı o. Tutumlu olarak. Hangi kuzu? Ha. Taktın. Arabayı sattın mı? Evet. Arabayı sattık. Yani çok merak ediliyor. Nasıl yapıyorlar? Nasıl alıyorlar falan? Askerlik maaşıyla böyle yaptırıyor bu şey. Her şeyini almıyorsun. Her şeyini kısıyorsun. Bütçemize göre hareket ediyoruz arkadaşlar. Herkes bütçesine göre hareket ederse herkes yapmak istediği şeyleri bir şekilde yapar. Ha, dört dörtlük olmaz, eksik olur, şey olur ama bir şekilde olur. Her şey bir anda olmuyor. Zamanla yavaş yavaş. Çok şükür Allah'ıma. Şöyle yere oturdum arkadaşlar. Ali daha banyoda. Hala şeyi yapıyor. Banyo bataryasını hala takıyor. Bir aşağı bir yukarı çıkıyor. Vanayı açıyor, kapatıyor falan. Onun işi uzun. Ben de dedim onun başında beklemeyin. Burada katlanacak çamaşırlar vardı. Aşağıya indirecektim. Baktım Ali burada iş yapıyor. Çocuklar falan da buraya çıktılar. Dedim şurada oturduğum yerde katlayayım. Zaten bunlar katlanınca geri yukarı çıkaracağım. Bir aşağı bir yukarı in çık yapmayayım dedim. Açça. Meraklı geldi gene meraklı. Açça. Ya sen ne kadar meraklısın böyle. Açça. Açça. Dur, dur 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 dur. Neymiş atalım onu. Ha. Açça. Ya sen ne kadar meraklısın böyle açça arkadaşlarla konuşmaya. Ha. Gitti. Ohohoho. Küsme. Tamam başka bir daha bir şey demeyeceğim. Konuş hadi arkadaşlarla. Küstü görüyorsunuz mu? Ne kadar meraklısın dedi. Küstüm dedi. Konuş hadi arkadaşlar de. Merhaba. Küstü. Oy dur dur dur. Barışalım biz, barışalım geri. Günaydın. Geri barışalım mı? Öpersen barışır mısın? Küstü. Küstü. Hayırım. Öpersen barışır mıyız? Barışmaz mıyız? Bana nasıl bakıyor? Gel gel benim aşkımsın sen. Oy düşürme beni dur. Hadi git bak bakayım baba yapmış mı, git bak. Yapamıyor zaten baba ya. Git yardım et hadi sen babaya. Hadi. Hemen küsüyor. Küstüm. Biz de onun var ya küstüm demesine dayanamıyoruz. İçimiz gidiyor. Oyuncakları da getirmişler yanıma. Neyse artık fazla gevezelik yapmayalım. Bir sürü çamaşır var gene katlanacak. Ay ay. Şöyle. Ne oldu? Anneciğim. Annem. Sana bir şey göstereyim. Videoyu kapatıp da. Ne göstereceğim? Getir. Ha? Getir. Ne? Kapat. Şey tamam tamam tamam. Birazdan birazdan tamam mı aşkım? Tamam mı bir tanem? Hı. Ali şeyi de unutmayalım ha. Terziden çarşafları alacağız bugün. Ha? Terziye çarşafları vermiştik. Çocukların çarşafları kenarına lastik dikilecek. Onları vermiştik. Pazartesi verdik. Çok yoğunum abla dedi. Çarşamba günü dedi. Artık çarşamba günü. Bugün çarşamba günlerden. Bugün şey yapalım. Bir, inşallah dikmişlerdir. Onları bir makineye atarım. Ancak yarın şey yapabilirim. Geçiririm şeyi. Yataklarına. Bu havluların da bir kısmı aşağıya ince. Hatta Aylin! Kızım gelir misin? Gel aşkım. Bunu şey yapsana. Aşağıdaki banyonun havlusu yok. Var da yani kirlenmiş. O havluyu sepete at bunu as yerine. Hadi benim güzel kızım. Tamam hadi. Ben anne.
ellik aldım. Tamam. Heh. Anne de gel de göstereyim. Tamam hadi bir geleyim bakayım. Bir kızım bir şey gösterecekmiş. Ben hızlı bir şekilde bu çamaşırları katlayayım. İş yapıyorum ben ya, ayar yapıyorum bu taraftan. Kapının ayarını yapıyorum. Çeşmeyi taktım ben ya, çeşme suyu. Bunlar da daha belki dıştan kurulmuş gibi görünüyor ama içten belki daha kurulmamıştır. Çok güzel güneş görüyorlar burada. Ev içerisinde olmasına rağmen, yani terasın içinde olmasına rağmen gün boyu burada güneş görüyorlar. 2-3 gün önce de sulamasını yapmıştım. Bugün hemen hemen her videomda ben kaktüslerimle ilgili soru geliyor.
nasıl yetiştiriyorsun, nasıl bu kadar canlı tutuyorsun bu kaktüsleri diye. Püf noktası ne diye sormuşlar. İnanın hiçbir püf noktası yok. Kaktüsün tek ihtiyacı güneş. Kaktüs güneşi seven bir bitki. Tek ihtiyacı güneş. Alabildiğince güzel bir güneş alsın. Ya pencere kenarına koyun, pencere dışına koyabilirsiniz, balkona koyabilirsiniz. Tabii ki ev içerisinde de yetişiyor kaktüs ama güneş alan bir bölümde olursa hani gün içinde yani bir saat bile güneş alması yeterli. Ama benimkiler gün boyu aldığı için bu kadar canlı. Ev içerisinde yetiştirdiğim kaktüslerim de var benim. Onlar da gayet iyi gelişiyor. Arada bir güneşe koyuyorum onları da. Bir de demişler ki arkadaşlar, bir takipçim şey demiş bana, kışın ne yapıyorsun diye. Kışın da olduğu yerde duruyor arkadaşlar. Yaz kış aynı yerde. Hiçbir şekilde yer değiştirmiyorum ben kaktüslerim için. Kışında yazında neredeyse orada yani. Dışarıda duran dışarıda duruyor, içeride duran içeride duruyor. Hiçbir şekilde yerini değiştirmiyorum. Ya kaktüs zor bir bitki değil. Aslında en kolay yetişen bir bitkidir kaktüs. Bunlar da böyle. Burada yerini sevdiler. Şunu aşağıdaki büyük pencerenin önüne koymuştum dış tarafa. Bu nasıldı biliyor musunuz? Ben öbür evden getirdiğimde bunun üzeri böyle coşmuş bir şekildeydi. Daha canlıydı. Bunu bu hale kuşlar getirdi maalesef. Yan taraftaki parkın kuşları getirdi bu hale. Ben de aldım oradan buraya koydum. Ve gördüğünüz gibi bakın yeni yeni tekrardan yapraklar vermeye başladı. Görüyor musunuz? Tekrardan yeni yeni yapraklar veriyor. Neyse ki tekrar hayata tutundu. Bu arada ben çamaşır falan katlarken Ali de banyo bataryasını montajlama işini yaptı. Daha bir şeyler habire yapıyor. Duş başlığını takacak daha. Ama benim burada pek fazla bir işim kalmadı. Ben artık aşağıya ineceğim. Sen işlerine devam et canım. Şurada ince bir halı vardı arkadaşlar. Belki videolarda fark ediyordunuz. Yine bu halının devamı ama ince olanıydı. Ben de bugün aklıma geldi dedim. Bu çift böyle iki tane. Eni bir metre. Boyuna da işte 1,5 falan. Evet, 1 metreye 1,5 metre böyle. Bundan iki tane var. Dedim ki oraya olur mu acaba diye bir deneyeyim dedim. Orası çünkü ince olduğu için kenarlar açık kalıyor. Havalar da soğudu. Denedim oldu. Oraya tam oturdu yani. Şimdi buradaki önceki halıyı makineye attım. Şu an makinede yıkanıyor onunla. Oh. Buraya da böyle diğer halının eşini serdim. Çok daha iyi oldu. Hiç olmazsa bakın böyle iki duvar arası kapandı. Kapandığı için bence görüntü olarak da daha güzel oldu sanki. Evet. Şöyle uzaktan baktığımız zaman yere. Bakın. İkisi eş en azından. Aynı ölçüde olunca daha güzel görünüyor. İyi oldu bence böyle. Ali Bey'in de bugün tamirat işleri hiç bitmedi. Habire kapılarla bir şeyler yapıyor. Allah'ım. Atika. Annen. Klimamız çalışıyor. Burası ılık. Gerçi çok aşırı soğuk yok. Bizim İskenderun'un havası çok acayip arkadaşlar. Bu arada terliklerimi de giyeyim ayağıma. Bizim İskenderun'un havası çok değişik. Bir bakarsın böyle bir anda bir soğuk oluyor. Bir bakıyorsun böyle bir ılıklık oluyor. Çok değişik yani. Çok farklı bir iklimi var. Birçok yere göre çok farklı bir iklimi var İskenderun'un. Bugün hiç dışarıya bakmadım doğru düzgün ya. Soğuk mu kızım yer? Evet. Demek ki yağmur yağmış çünkü. Kim gelmiş oraya? Komşular kızım. Komşular baktı beni. Bak hop. Bak. Bak burada bak. Şurada. Ama dün akşam
Tak, ıslanmış. Sen ya, ben kopara kopara patlattım. Bak bak, hakikaten ha. Gel Yakup. Bakın, bakın suçlu yakaladım. Bir tane suçlu yakaladım burada. Benim şuradaki çiçeğimin yapraklarını koparıp koparıp atıyor. Ne yapıyorsun sen? Abi göster beni. Ha? Ne yapıyorsun? Bu. Ama sen niye çıkarıp şey koparıp atıyorsun o yaprakları şeyleri? Bakın. Yılbaşı çiçeği bu köşede, buradan güzel güneş alıyor. Bu sene belki açar yine. Her sene açıyor bu çiçek. Yılbaşı zamanı açıyor. Belki açar diye bekliyorum. Aslında bir baksam mı, bir tomurcuk falan. Yok şu an, daha üzerinde tomurcukları yok da. Ama işte evde bir tane Yakup var böyle. Küçük bir Yakup Paşa var. Koparıp koparıp atıyor mu yaprakları? Tamam. Neyse. Ali'yi şimdi dışarı göndereceğim. Terziden ne yapıyorsun Ali? Su sesi falan geliyor yukarıda. Ne yapıyorsun daha? Ha? Şeyi terziye şeyi vermiştik. Çocukların çarşaflarını vermiştik. Onlar bugün çıkacak işte, gitsin onları alsın. Bu halı makineden çıktıktan sonra onları atarım makineye hemen. Yarın sabaha kadar da kuru, yarın sabah geçiririm çarşafları. İnşallah gönlüme göre olur. İki çarşafı 40 liraya diktiriyorum. Birkaç tane takipçim pahalıya diktiriyorsun falan demiş. Arkadaşlar burada zaten çarşaflar 20-25 liradan başlıyor tanesi yani. Lastikli olsun, lastiksiz olsun, tanesi 20-25 liradan başlıyor. Ben zaten elimde çarşafım var yani, onlar değerlensin isterim. Ben onu kendim yapmaya kalksam lastiğine para vereceğim. Ondan sonra annem burada olsa belki anneme yaptırırdım ama annem de köyde ve uzun bir süre daha gelemeyecek annem. Birkaç günlüğüne buraya gelecek, kendi işleriyle, evinin işiyle uğraşacak, geri köye gidecek. O yüzden yani mecbur terziye yaptırıyorum. Yani pek bir zararım yok. Varsa 3 lira 5 liradır yani. Onun da artık sözünü etmem. Çünkü ben elimden çok gelmiyor bu tarz işler. Öyle. Dikiş makinem yok. Ben onu kendim, dikiş makinem olsa, dikiş dikmeyi bilsem zaten kendim yapardım evde. Ama dikiş makinem yok. Kendim yapamıyorum. Ne yapacağım bu durumda? Terziye vereceğim yani. 40 lira iki çarşaf parası desem, iki çarşaf parası bile etmiyor yani. O yüzden ben de dedim vereyim terziye, kafam rahat olsun. Bir de ikisi aynı desen, aynı şey. Güzel çarşafların hoşuma gidiyor. Yeni çarşaf almaya ne gerek var ki dedim. Terzi de hemen evimizin karşısı, yakın yani. Şimdi onları alacak. Ekmek falan alacak. Pazara gidecek Ali. Pazar alışverişimizi de yapacak. Ay. Pazar, Allah'tan pazarımız çok yakın. Hemen evimizin yanında, parkın yanında yani. Evin yanında park var, parkın yanında da pazarımız var. Hepsi yakın çok şükür. Allah'tan her şey yakın burada. Öyle. Şimdi ben yemek yapmaya başlayacağım. Yemeği ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Artık diğer kanalıma atarım herhalde onu da. Bilmiyorum artık. Bakarım. Bu yüzden yemeği ayrı bir video yapayım. Kendinize iyi bakın. Videolarımı izleyip destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Yine diyorum ki ilk bir saatte 100 yorum yapmaya devam edelim arkadaşlar. Desteklerinizi de esirgemeyin. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.